bugün Airfry'de kestane yapacağım. İstek gelmişti Airfry'de neler yapıyorsan gösterir misin diye. O yüzden aklıma gelmişken kısacık bir video olarak bunu yapayım istedim. Burada bir miktar kestanemiz var. Şöyle ortaları çizilmiş şekilde. Burada da Airfry'miz hazır. Onu hemen çalıştıracağım. 200 derecede ısınmayı bırakacağım. Isındıktan sonra da kestanelerimiz içine koyacağız. Sonucu hep beraber bakalım. Evet, yaklaşık 2,5-3 dakika geçti. Fırınımız ısındı. Şöyle hepsini ilave edeceğim ben. Gördüğünüz gibi yeterli. Az daha fazla yapabilirsiniz aslında ama ben bugünlük bu kadar yapacağım. Ve bunu 15 dakikayı ayarlayacağım. Arada bir kontrol ederek de nasıl olduğunu bakacağım. Biz bunu senelerdir yapıyoruz ve 10 ile 15 dakika arası kestanenin cinsine göre çok güzel oluyor. Bunlar Türk kestanesi olduğu için zannedersem 10-15 dakika arası çok güzel açılacak. Şimdi bekleyelim. Şimdi 2 dakika geçti. Hemen durumlarına bakalım. Gördüğünüz gibi açılmaya başladılar. Kapatalım soğumasın. Daha 13 dakikamız var. Arada kontrol edeceğiz. Yumuşamaları da gerekiyor. Ama gerçekten çok güzel pişiyor. Yaklaşık 9-10 dakika sonra kestanelerimiz bu şekilde. Hemen kapatalım. Çok az oldu. Az sonra olmuş olacak. 1 dakika kala tekrar bakacağım. Ve görüldüğü gibi güzelce olmuşlar. Kapatabiliriz. Tabağımızı alalım. Soğusunlar. Ondan sonra da soyulmalarına bakarız. Şöyle yanmadan. Gördüğünüz gibi çok güzel açıldılar. Çok güzel de kızardılar. Şimdi biraz soğuduktan sonra açmasını da göstereceğim. Şimdi biraz soğuduktan sonra kestanemizin nasıl açıldığını göstereyim size. Şöyle üstüne bir tane aldık. Çok sıcak daha. Şöyle şu şekilde. Bu kadar kolay açılıyor ve içine baktığımızda gördüğünüz gibi yumuşacık. Güzelce pişmiş şekilde. Şimdi bunların hepsini soyacağız. Şöyle bir tane daha hemen göstereyim. Ben bunu biraz fazla çizmişim galiba ama. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çok sıcak daha. Şu şekilde. Hemen soyuluyor ve bunun da içi yumuşacık. Şimdi bunların hepsini soyacağız. Evet, bugünkü Airfry Şipşak tarifimiz Airfry'da kestaneydi. Gördüğünüz gibi kestanenin kardeşi olan mandalina ile birlikte servis edebilirsiniz. Burada ne kadar güzel kızardıklarını görüyoruz. Ve burada soyulmuş halleri. Umarım siz de yapar denersiniz. Bu kadar kestane yaklaşık 13 dakikada hazır oluyor. Ve gerçekten tam kıvamında. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki Şipşak tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.